Özellikle Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren Ankara Anlaşması için alınan son kararlar, özellikle Birleşik Krallık'ın 2020 Aralık 31 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla birlikte neler yaşanacak? Bunlar belirlendi değil mi? Immigration Connection göçmenlik hukuku firmasındayız efendim. Nusra Hanım, uzun yıllardır devam eden Ankara Anlaşması değil mi? Sizinle de yıllardır, haftalardır çekimler yapıyoruz. Gelişmeler yaşanıyor. Önemli bir gelişme yaşandı son günlerde. Ankara Anlaşması'nın biteceği tarih belli oldu herhalde değil mi? Evet. İsterseniz siz bu konuyla alakalı şu anki gelişmelerden bahsedin, sonrasında devam edin. Şimdi bu yayınlanan 22 Ekim 2020 tarihinde bir Statement of Changes dediğimiz bir değişiklikler bildirimi, değişiklikleri özetleyen bir bildirim yayınlandı. Bu parlamentoya gidip onaylanması için öncelikle bir draft olarak hazırlanan polisi değişiklikleri bildiriliyor. Kural bu şekilde. Akabinde bunun parlamentodan onaylandığı durumda artık bu immigration kanunlarının bir parçası olarak efektif oluyor, uygulamaya giriyor. Bunun için değişiklikler olabilir, onaylanmama durumu olabilir. Bunları yaşayarak göreceğiz, ancak zaten içindeki bahsedilen özellikle Avrupa hukukundan kaynaklanan kısımlar Brexit nedeniyle beklenen şeylerdi. Diğer kategorilerle de beraberinde bu değişiklikler nasıl paralelde olacaksa o diğer kategorilerin içerisinde dağılımları da gösterdi. Mesela Ankara Anlaşmalı aile birleşimi başvurularında şu anki ulusal kanunlar üzerinden bazı düzenlemeler var. İleride eşler o kategori altından gelecek. Sanki şu an kullandığımız Britanya vatandaşlarının ve süresiz oturma almış olanların eşlerinin bu şekilde geldiği gibi aynı şekilde eşler de bundan mesul olacaklar. Şimdi bizi orada ilgilendiren şu, bu bildirim Ankara Anlaşmalıların hem ilk başvuru hem uzatma hem aile birleşimi kategorilerinde etkin. Süresiz oturum haricinde, süresiz oturum değişiklikleri olmuştu. O zaman yorumum şuydu. Bunun immigration kanunları çerçevesine girmiş olması bizim ileride Brexit'ten etkilenmeyecek bir kanunumuz olduğunu gösteriyor arkadaşlar. O yüzden her ne kadar 4 yıl hakları 5 yıla geçmişse de, uzamış görünüyorsa da sizler için, aslında bir anlamda Brexit arkasından ne olacağını önden görmüşüz. Gördük diyordum. Şu an oradayız ve gerçekten o kategoride değişiklik yok. O kategori gerçekten devam ediyor. Çünkü artık o Brexit'e bağlı bir şey değildi zaten, çıkarılmıştı bu yapılan son değişiklikle 2018 yılında. Ve bu şu an o şekilde uygulanıyor. Aynen, orada bir problem yok. Sadece onun adı değişti. Yani 5 yıla uzadı diyorsunuz. 5 yılın sonunda indefinite alabiliyorlar Ankara Anlaşması'yla buraya gelip yerleşip çalışanlar. Doğru, öyle olmuştu. 4 yıldan bu 5 yıla çıkmıştı. Ve o zamanki yaptığımız yorum doğru. Ya bu Brexit'ten sonra tümüyle iptal edilirse? Hayır, bu Brexit'le, Brexit'ten etkilenen bir kanun değil. Bunu ulusal, yerel bir kanun olarak düzenlediler, sundular. Bu Brexit'ten etkilenecek bir şey olarak gözükmüyor demiştik. Benim orada tek kaygım, ilk başvurularla giren kişilerin uzata uzata o 5 yıla erişebilecek olma haklarının aslında garanti edilmesiydi. Şu an o da yapıldı. Appendix ECA'ya Extension of Stay denilen appendix uzatma tarzında bir yeni bir kanun geliyor. Uzatma başvuruları da onun altına konuyor. Bu Brexit'ten sonra olacak bir şey mi diyorsunuz? Evet, Brexit'ten öncesinde zaten Ankara Anlaşmamız devam edecek. Extension of Stay uzatma da appendix, yeni bir appendix aldı. Nasıl indefinite alıp yazdılar, şimdi uzatmayı da oturdular, yazdılar. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki bağ kopmadığı sürece 5 yıl boyunca indefinite Ankara Anlaşması'yla kalmış olanlar buna başvurabilir diyen bu kanun zaten var idi, devam ediyor. İlk giriş yapanlar oldu. Onları zaten devam etti 31 Aralık'a kadar. Ama bu girenlerin 5 yıl tamamlaması lazım ki o kanundan yararlansa. Şimdi onu da koydular. Bu inanılmaz güzel bir haber. Orada benim tek kaygım şu. Bu uzatmayla ilgili değişiklikleri incelediğim zaman, bu sadece business person değil, worker'lar için de aynı şekilde organize edildi. Hatta worker'lara bazı durumlara yönelik, özellikle pandemi bence dikkate alarak demişler ki, yani olur da bir şeyler ters giderse bir yıl uzatma vererek vesaire gibi bir satır var, ama bu business person'da yok.
şu an pandemi nedeniyle Ankara Anlaşması kapsamında inisiyatif kullanılıyor şu an. Bu inisiyatifi, bu düzenlemeyi taşıdıklarını görmedim. O, diyor ki kendini, ailesini geçindirecek kadar kazananlar 36 ay uzatma alır. İşte diğer koşulları zaten biliyoruz, işte işini gerçekten yapıyor olması lazım, gelip self-employed çalışması lazım, işiyle ilgili dokümantasyonu, vergileri, kanunları, kurallara uygun yapması lazım, bunlar var. Asıl burada dikkat çekmek istediğim, ailesinin, kendini ve ailesini geçindirebiliyor olması gerekiyor dediği kısımda 36 ay alıyor. Hani işçiler de demiş ki şu madde olmuyorsa 12 ay verebiliriz. Şu madde, ama burada bu koşulu yerine getiremiyorsa 12 ay verebiliriz gibi bir inisiyatif maddesi olmadığı için, bu appendixler de immigration kanunu olup hani madde 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 kutuların tiklenerek sonuç bunu bu varsa 36 ay veriyorum gibi mekanik bir sürece giriyor. Artık Ankara Anlaşması gibi hep derdik ya, en romantik başvurular kanaat vardır, memur kanaat kullanır. Öyle bir başvuru da değil artık, yerel kanunlar içinde tümüyle define edildi. 12 ay o zaman yazılmadığı sürece 12 ay inisiyatifini kaybedeceğiz demektir. 36 ay kendini geçindirmiyorsa 12 ay yok. Red. Benim korkum bu. Orada en çok takıldığım nokta oydu. Yani başka bir alternatif vermiyor. Yani vermiyor. Tek seçenek 36 aylık uzatma diyorsunuz. Bu noktada tabii ki doğru bir planlama yapılması gerekiyor. Bir seneyi doğru değerlendirmek gerekiyor. Bu 1 Ocak 2021'den sonra yapılacak Ankara Anlaşması uzatmaları için. Uzatmalar için, ama şimdi şöyle de bir gelişme var. Asıl istiyorsanız bununla başlayalım. Evet. 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren de artık Ankara Anlaşması başvurusu yapılmayacak. İlk başvurular tümüyle bitiyor. Zaten onu öngörüyorduk, anlamıştık. Öyleydi gidişat, onu söylüyordu. Kendileri de web sitelerini açıklamıştı, onun üzerine yorum getirmiştik. Görüşümüz ve diğer kategorilerde verdikleri bilgilere bakarak ve home office'in uygulamalarını dikkate alarak bu başvurusunu yapanların haklarını kullanabileceğini ve değerlendirmelerin sonucunu alabilecekleri yönündeydi. Bu da elçiliğimiz açıkladı, konsolosluğumuz. Bunun da okey olduğunu öğrendik. Yani 31 Aralık 2020'ye kadar başvurusunu verenler sonuçlarını da alabilecek. Bu Statement of Changes de bunu tam olarak açıklamamış. Yanında bir açıklayıcı bir memorandum koymuş. O açıklayıcı memorandumdaki bir paragraf kafa karıştırıyor, ama kendileri onayladılar bunun devam edeceğini. Öngörümüz o yöndeydi. Biz o yüzden firma olarak bu alanda hizmet vermeyi durdurmadık. Müvekkillerimize de dedik ki evet, tamam böyle bir şey var ama bizim görüşümüz budur. Beklentimiz budur. Ona göre dosyalarımızı devam ettirdik ilk başvurularda. Şu an elimizdeki başvuruları yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz 31 Aralık tarihine kadar. Yeter ki kişi kuralları yerine getiriyor olsun, o tabii ki. Yani 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu hakkı kazanmış olan kişilerin tamamı bu haklarının tamamen devam edeceği anlamına geliyor. Aynen öyle. Başvurusunu yapıyor, değerlendirmesini alıyor. Appendix Extension of Stay geldi. Uzatması için kanun yazıldı. Indefinite için kanun zaten yazılmıştı. Dolayısıyla 31 Aralık'a kadar başvuru yapanın başvurusunu değerlendirileceği, uzatmasını yapabileceği, ailesini getirebileceği ve indefinite'ini alabileceğini görüyoruz. Yani o zaman buradan şunu söyleyebiliriz. Son çağrı gibi bir şey oluyor. Yani 31 Aralık 2020'ye kadar Ankara Anlaşması vizesine başvurmak isteyen kişilerin tamamı bu vizeye başvurabilecekler. Bu hakları da devam edecek. Böyle bir korku tamamen olmasına gerek yok diyorsunuz, değil mi? Evet. Budur yani sonuç olarak. Orada bir şey söylemek istiyorum. Bununla ilgili biz bir bildirim yaptık. Özellikle o Extension of Stay'deki 12 aylık uzatmanın eksik olduğunu, onun konmasının özellikle pandemi arkasından recovery yapan bir ülkede, iyileşen, düzene girmeye çalışan Brexit arkasından da tabii ki ekonomide belirsizlikler olacak. Böyle bir dönemde 12 ay inisiyatifinden Statement of Changes'te, Appendix Extension of Stay'de yer almamasının çok büyük bir lack of compassion, hani insani çerçeveden şefkatli bir tutum olmadığını, hakkaniyetli bir tutum olmadığını elimden geldiğince yazarak, artık İngilizce nasıl ifade edebildiysem, ilgili makamlara, mercilere ilettim. Parlamentoya, çünkü hani vatandaşlar da yazabilir kendi bu konuyla ilgili görüşlerini. Bu bizim için çok önemli. Yani gelenlerin haklarını devam ettirebilmesi için bir yılda başvuruyu alacağımızı anladık. Aldık, geldik. Ama ülkede pandemi var, geldik gelemedik, tekrar bir dalga olur, bir şey olur. Bunu travel restriction'larda eklediler. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle olan 180 günü geçme koşulunu eklediler inisiyatif olarak. İnisiyatif olarak değil de madde olarak, onu inisiyatifle değerlendirme altında.
Ancak bu gelir koşuluna girmesi lazım. Birçok vatandaşımızın hakkını devam ettirebilmesi için. Hani gelip de gerekli parayı kazandın, kazanamadın, dön ülkene olmaması lazım. Çünkü onun başarı kriterine bir inisiyatif, bir aşama daha getirmesi lazım. Hali hazırda içinde bulunduğumuz gerçeklik bunun önemini zaten gösteriyor. Biz bununla ilgili bildirim yaptık. Vatandaşlarımızdan da ilgili e-mail adresleri de verilmiş. Kendi bile görüş beyan etmek isteyen varsa buyursun. Parlamentoya görüşlerini iletsin. Ben bu konuda sivil inisiyatifin gücüne çok inanıyorum. Hani yetkili makamlarımız, uzmanlarımız eminim ellerinden geleni yapıyorlardır. Ki yapıyorlar, iletişime geçiyorlar, bilgiler, sorular soruyorlar. Biz de sorularımızı sorduk. İnşallah oradan bir dönüş olur ve 12 ay maddesi girerse benim o yayınlanan değişikliklerle ilgili artık hiçbir sıkıntım kalmıyor. Yani şöyle peki bu aşamada bu hak devam edecek ama yapılan başvuruda 12 ay maddesinin olmaması, yapılan başvuruda herhangi bir ret gelmesi sebebiyle ne olacak peki? Mahkemeye mi gitmek zorunda kalacak? Mahkeme hakları yok. Mahkeme hakkı da mı yok? Yok. Appendix sadece administrative review yapılabilir. Administrative review'de de o formu doldurduğumuz zaman buna tekrar bakın anlamına geliyor. Sunulan belgeleri tekrar bakın. Ekstra bir belge de koyamıyorsunuz. O da zaten belgelerdeki bir şey memur hatasından değil, kanun izin vermediği için, memur öyle bir karar verdiği için. Öyle olduğu için bir hata olmayacak. Orada bir memur hatası olması lazım ki, ya da bir yanlış anlaşılma, bir belgedeki açıklamanın anlaşılmaması, yeni bir belge sunup açıklanma gereği doğması. Böyle durumlarda administrative review işe yarar. Yoksa bizim Immigration Connection olarak mahkemelerde müvekkillerimizi temsil etme yetkimiz var. Mahkemeye taşır, orada hakim görüşünü alıp belki durumu değiştirip orada inisiyatif elde edebiliriz derdik insan hakları gündemini. Şu an biz yaptığımız bütün uzatma başvurularında insan hakları argümanları yapıyoruz. Ki ileride olası bir durumda oradan bir yol açılabilsin. Çünkü inanıyorum ki hali hazırdaki durum kişinin kontrolü içinde değil. Yani hükümetin verdiği karar doğrultusunda yapılan bir business durdurma ya da erteleme ya da askıya alma gibi bir durum var. Yani hükümetin verdiği tavsiyeler üzerine sektörler durdu. Dükkanlar kapatıldı. Hani böyle bir noktada bu kişinin bu koşulu yerine getiremediği durumda bu kişileri de almamalı. Ama bu unutulmuşsa bunun eklenmesi lazım. Bu buydu benim şeyim. Yani tekrar bakacağım yüzlerce sayfa. Belki hani olur insanlık hatası. Saatlerce okudum ama araştırdım. Göremedim. Belki başka bir yerde bir cümleyle bunu temin ediyorsa eminim parlamentodan bunu bu şekilde yapıyoruz diye açıklama gelecektir er ya da geç. Ama bu bence çok önemli. Yani şu anki sizin söylediğinize göre o zaman bu yapılan başvuruda ya başvuru hatasıyla ya da kişinin süreci yaşarken yaptığı bazı hatalardan dolayı red alırsa Ankara Anlaşması bitmiş mi oluyor tamamen? Administrative Review ile tekrar inceleyin diyoruz bu durumu. Onlar da memur hata yapmamıştır dediği zaman o kişi ondan sonra artık duruyor. Yani yasal tabii ki Judicial Review gibi yolları var. Avukat arkadaşlarımız Judicial Review'ler yapabilirler. Ancak onlarda da oranların çok yüksek olmadığını duyuyorum. Çünkü orada bir kanun var. Kanun doğru uygulanmış. Orada kanuni argümanlar ki hani şu aşamada onu yapıp da bu ileride doğacak sorunu şimdiden engellersek o konuda iyi olur. Onda ben şey olarak hani hem vatandaşlarımız hem yetkili merciler hem uzman danışman arkadaşlarımız kesinlikle o Statement of Changes'te belirtilen iletişim adresleriyle bunun önemine işaret etmeli. Ben yaklaşık bir 3 sayfalık bir şey gönderdim. Hani inquiry gönderdim. İnşallah ona dua ediyorum. O öyle bir amendment ya da öyle bir ekleme yapılırsa, ekleme ya da nasıl diyeyim yeni bir provision ya da yeni bir satır, yeni bir kelime, cümle, phrase koyarlarsa ya da bunu orada değil de artık guidance'a taşınırsa çok çok iyi olur. Aslında o zaman konu şuraya geliyor yine. Biz her zaman yayınlarımızda söylediğimiz gibi sizin yapmış olduğunuz bu bilgilendirici toplantılar değil mi? Workshoplar dediğimiz onlar çok önemli. Özellikle sizin buradaki danışanlarınıza verdiğiniz fikirler onların bu işe başladıktan sonraki hareketlerini önemli noktada etkileyecek. Bir sonraki başvurularında da red almasın diye. Şimdi diğer bir soru da aklıma şu geliyor. Bundan sonrası ne olacak? Yani Ankara Anlaşması bittikten sonra yine bu ülkeye Türk vatandaşları gelmek istedikten sonra nasıl gelebilecekler? O post-Brexit immigration system denilen Brexit sonrası sürecine yönelik olarak bununla ilgili şu aşamada
kişiler araştırıp hazırlıklar yapabilirler. Çünkü daha bu röportaja bağlanmadan önce Tier 2 ile ilgili, Tier 2 dediğimiz sponsorlukla ilgili bir soruyla karşılaştım. Orada da söyledim, bununla ilgili araştırmalar yapılabilir. Şu an bu bir geçiş aşaması. 1 Ocak itibariyle bu başvurular yapılıp, yani sonuçlanmaya, uygulanmaya başlayacak bu kanunlar. Daha esnek bir Tier 2 sistemi geliyor. Yani şu anki sponsorluklu işçilik başvuruları yapıyoruz. Onların dependentlarını, süresi oturumları uzatmalarını da yapıyoruz. Bunun daha esnek koşullarıyla, prosedürü daha esnetilmiş. Sıkıntı şuydu Tier 2 sponsorluk vizesinde kişilerin iş bulamamasının sıkıntısı, nedeni şuydu. Firmalara az kota veriliyordu ve firmalara diyorlardı ki sen eğer memleketten işte ya da bir başka ülkeden şey getiriyorsan, bir göçmen getiriyorsan bunu neden getirdiğini bize açıklayıcı bir market araştırması raporu çıkarman lazım. Bu da bunun da işte şeyler verilip ilanlar konup iş ilanları, CV'ler değerlendirilip 28 gün boyunca ilanın arkasından Resident Labor Market Test denilen bir test yapılıyordu. Şimdi bu teste gerek kalmadı. Dolayısıyla kuralları yerine getiren bir kişiye bir firma ben buna sponsor oluyorum diye getirebilir. Eskiden bunun bir sınırı vardı. 3 kişiydi, 5 kişiydi. Bunu da kaldırıyorlar. Onunla ilgili daha detaylı açıklama bekliyorum. Hala gelen bilgiler tümüyle onun üzerine konuşmaya çok güvenli hissettirmiyor. Çünkü bazı boşluklar var. Onun açıklanarak, advice olarak verilmesi lazım ya da yorum, görüş belirtilmesi lazım. Üniversite mezunu, İngilizcesi iyi olan gibi genel söyleyeyim. Yani kalifiye insanlar için bu kategori. Low skilled kişiler için değil, business person kategorileri, gene zaten şu an olan kategoriler, startup, innovator gibi kategoriler, onlarda da şeyler yüksek ya da global talent, exceptional talent idi, global talent oldu. Orada da kriterler çok yüksek. Orada ben sponsorluklu işçi vizelerini görüyorum. Vatandaşlarımız için bir açık kapı olarak orada da kotalar genişlediği için Resident Labor Market Test kalktığı için o nedenle oradan yol açılabilir. Evet. Yani şöyle özetleyebiliriz efendim, özellikle Ankara Anlaşması kategorisiyle ilk defa başvuru yapmayı düşünenler için son tarih 31 Aralık 2020. Onun dışında bu süreçte başvuru yapıp olumlu sonuç almış kişilerin tamamen hakları devam edecek. Aynen. Eğer başvuru yapamamış kişiler varsa da yine durumlarıyla alakalı sizinle ya da sizin gibi yetkili kişilerle görüşüp kendi durumuyla alakalı daha net bilgi alabilecek önümüzdeki süreçte. Onun dışında sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son bir şey var. Şimdi 31 Aralık 2020'de bitiyor diye şu an vatandaşlarımızda büyük yığılma var. Biz elimizden geldiğince kriterlere göre doğru seçim yapıp hani kendi iş gücümüzü, zamanımızı, emeğimizi organize etmeye çalıştık. Elimizden geldiğince doğru yaptığımızı düşünüyorum bunu. Yani uyguladık. Hakkaniyetle, adaletle uyguladık. Dolayısıyla amaç böyle hani herkes yapsın, herkes başvursun gibi bir şey değil. Boşu boşuna kişilerin çok para kaybettiği, yanlış insanların, yanlış kişilerle muhatap olmak zorunda kaldığı, çok seçim yapmadı, çok bilinçli davranmadığını gördük. Ve hakikaten çok üzüldük. Uyarıyorum. Yani bunu bu şekilde bakılmamalı. Çünkü incelemeler gayet detaylı ve katı. Home office oldukça yüksek oranda red veriyor şu dönemde. O yüzden öyle hani getir bir şekilde bir başvuru yapalım dediğinde kişi immigration history'sini de aslında lekeliyor. Orada bir iz oluyor. Hem de birçok maddi kayba yol açmış oluyor bu başvuru. O yüzden bilinçli yaklaşılması lazım. Çok video yaptık, çok açıklama yaptık ve bu uyarıları ben tam Nisan'dan beri veriyorum. Canlı yayınlarımda da hala da devam ettiriyorum. O nedenle bizim firmamızla da iletişime geçmeyi düşünenler varsa gerçekten artık dönem itibarıyla koşulları biz oralarda açıkladık. Yerine gerçekten getiriyor ise biz o dosyayı alıp yetiştirebiliriz. Diğer türlü hani ya böyle bir şey varmış, ben acaba ne yapsam falan gibi e-mailler diyoruz ki yani bu dönem itibariyle artık geç kalındığını gösteriyor. Hani koşullarımı hazırladım diyenlerin ilerleyebileceği zamanlar var. Yoksa önümüzdeki süreçte farklı... Evet. Kanunlarla, farklı vize kategorileriyle yine şanslarını deneyebilirler diyelim. O zaman teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.